Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok özlemişim yarışmayı. Yani o pistte olmayı, o vites geçişlerini, o motorun gürül gürül gelen sesini, o virajların heyecanını, hele o dört tekerin yerden kesildiği an yok mu? Bak böyle ruhum bedenimden ayrılırmış gibi olur. Tüylerim diken diken oldu, vallahi çok özlemişim. Ben hiç o kadar hızlı bir arabada bulunmadım. Çok heyecan verici olsa gerek. Ya ne ala kızım, seni sevmezsin ki ya. Ben ne zaman babamın arabasına gaza dokunsam, abi evle abi, ötüp duruyorsun böyle. Ya tamam haklısın da abi, babamın arabası en fazla 100 basıyor. Onda da zaten uçacakmış gibi oluyoruz. Ayrıca o trafik. Ben parkurdan bahsediyorum. Parkur olsa basarım valla. Ha, parkur olsa yarışacaksın yani. Tabii, neden olmasın? İyi. Ben arabayı bitirince bir tur atarsın bizim parkurların birinde. Gerçekten mi Ateş? Tabii canım, neden olmasın? Hatta şöyle yaparız. Yalandan da bir kupa yaptırırız. Yarış bittikten sonra da ona veririz, takdim ederiz. Böyle arkadaşlarına falan hava atar yarışı kazandım diye. Hava atmak için mi istiyorum sence? Ya tabii hava atmak için istiyorsun. Sen hız yapmayı sevmezsin bir kere. Sen böyle parti falan özledin herhalde. Ah be Yasemin, beni bilmiyor musun? Bana eğlence olsun. Yalnız bir partiler yapardık ki aklın durur. Benim kafam kaldırmıyor ya. Yani şu partilerin tadını bir alsan, değil kafanın almaması, kafa göz girersin, seni partilerden zor toplarız, ben söyleyeyim. O ne demek birader? Ben öyle bir tip mi var? Neyse ya, biz niye parti yapmıyoruz hakikaten? Eğlenmedik ne zamandır? Ne partisi be? Durduk yere. Ha, durduk yere. Oğlum kafe açtık ya. Eğlenirdik, onu kutlardık. Oturun oturduğunuz yerde. Parti marti yok. Yok parti falan. Sen gel. Ne yapacağız? Gel gel. Hazır mısın? Neye?
söyle. Hadi. Ya gel Semih, yapma, yazık, günah kıza ya. Zaten yaşatacağımız kadar travma yaşattık, gel. Ya içinde kalmasın dedim de içinden çıkmak güzel. Şüphe nedir ya? Öldüm, bitti mi? Siparişleri getir Şüphe. Siteyle ilgilen şu ayıp. Tabii canım yani. Evin her şeyi benim olunca insan ister istemez. Ne o ya? Allah Allah. Burada nikah, nişan, düğün, kına gecesi falan gibi organizasyon vermemişler bu. Alo Süheyla, çabuk dayının dükkanına gel. Burada çok acayip şeyler oluyor. Aa, ne gibi bir şey Şüphe? Ne bileyim, böyle düğün, nikah, nişan, kına gecesi gibi bir organizasyon var burada. Süheyla. Ne yapıyorsun Süheyla? Kimse benim girişimimle bana kazık atamaz Şüphe'm. Yürü, basıyoruz. Erik dolu gel. Şey yapıyor, görüyor musun? Geç. Şüphe. Neredeler ayol? Of, of. Şu ev uzun zamandır ilk defa bu kadar sessiz, sakin, bu kadar huzurlu. Patırtımız, gürültümüz bir bitmedi değil mi? Bitmedi abi ya. Bitmedi. Huzura hasret kaldık vallahi. Neyse bir iki saat şöyle dinlendim de kendime geldim. Ay demek ki çaydan ben hiçbir şey anlamadım. Çocuklar yok ya. Sanki şekersiz çay içiyormuşum gibi oldu. Anne niye şeker atıyorsun şimdi çayına? E yavrum bir tane attım. Ama anneciğim yani bu şekeri hayatından çıkaracaksın. Ya Perihan sen benim yediğimi içtiğimi mi gözetliyorsun? Ay bak şimdi bak, bak bak görüyorsunuz değil mi? Ben onu düşünüyorum, bana dediği lafa bakın Allah aşkına. Anne bak kız haklı yani. Tamam tamam bir tane. Geldi. Sevda. Ne oldu kızım? Ay ne oldu gene buna? Ne? Nereden buldu bu? Sen nereye koyduysan oradan. Burada. Nereye koydun? Dükkanda çekmece sakladım. Değiller. Buna. Ne diyor bu ya? Yok yok ben hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Ne buldunuz siz ya? Siz mi şarkını beğenmediniz? Beğenmediniz mi? Bak hiç beğenmediler. Olur mu öyle şey balım? Bülbül gibi şakadım. Oh baba biz ne biçim danslardan geliyoruz. Siz nereden geliyorsunuz? Oynamaktan. Ya bir sus be bunak saadet. Car kafa ütüledin be. Aa ne diyor bu ne ya? Ne diyor ya? Ana. Hay ananı ağır ağır avradını be. Ben böyle bir küfür ilk defa duydum. Ne yaptınız oğlum? Hoplattınız mı o kızı? Ya salak bir ailesiniz ya. Ben konuştum mu? Konuştun ama şimdi susma zamanı yoksa bilmiyorum. Bir dakika. Bu bana bunak mı dedi? Hadi o konuda haklı olabilir de bana avur avradını falan bir şey söyledi yani. Alo! Kesin! Kızım sen ne dediğin farkında mısın? Celal, bu kız hemen ilk uçakla Kayseri'ye doğru gönderiyoruz. Paket. Olamaz bu sahteydi bu. Bak
Bunlar değiştirmişler bunu. Bunda fotoğraf. Hemen eşyalarını topla. Ama bu... Hemen dedim! Kızım al şunu. Çok üzülürüm çocuklar. Yani sizi de saçma sapan bir şeyin içine sürükledik ya. Ne yapalım, kısmet olur. Olur böyle şey. Ateş Bey. Babanız bunu gönderdi. Aha. Yine ne yapmış şimdi bu herif ya? İyi akşamlar. Neymiş o Ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Celal amca,